Paralel yapı operasyonu kapsamında kritik bir karar daha. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Fethullah Gülen hakkında terör örgütü kurma ve yönetme suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Fethullah Gülen'in örgüt yönettiği suçlamasıyla yargılandığı dava dosyasını 2008 yılında kapatan hükümet şimdi tam tersi yönde adım attı. Hükümet olarak Pensilvanya'daki bu zatın yalanlarına maalesef aldandık. Başka hesapların peşinde olduğunu bilemedik. Başka niyetlerle yol yürüdüğünü bilemedik. Başkalarının hesabına çalıştığını maalesef bilemedik. 14 Aralık'ta gerçekleştirilen paralel yapı operasyonu kapsamında Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce İstanbul Merkezi soruşturma kapsamında Gülen hakkında terör örgütü kurma ve yönetme suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın talebini değerlendiren hakimliğin terörle mücadele kanununun terör tanımı ve terör örgütleri başlıklarını taşıyan 1. ve 7. maddelerine atıfta bulunarak verdiği kararda şu ifadelere yer verildi. Şüpheli Gülen'in söz konusu soruşturma dosyasında var olan deliller değerlendirildiğinde şüphelinin TMK kapsamında örgüt kurarak yönettiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve şüphelinin 10 yılı aşkın süredir yurt dışında ikamet ettiği, bir daha ülkeye dönemediği, Amerika'da yaşadığı dikkate alınarak şüpheliye ulaşılamaması ve savunmasının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle terör örgütü kurma ve yönetme suçundan tutuklamaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkarılması yönünde hüküm kurulmuştur. Allah onların evlerini ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın. Peki Türkiye Gülen'i bu karar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nden isteyecek mi? Yani herhangi bir vatandaşımız hangi muameleyle hukuki süreci yürütüyorsa ve herhangi bir vatandaşımız hukuki bir süreçten nasıl etkileniyorsa ve hangi adımlar atılıyorsa Fethullah Gülen için de aynı uygulama yapılacaktır. Ortada bir mahkeme kararı var. Başbakan Davutoğlu böyle konuştu. ABD Dışişleri Sözcüsü Mary Harf ise konuyla ilgili soru üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı uzun süredir mevcut olan politikası gereği gelen iade taleplerine dair herhangi bir şekilde yorum yapmaz veya böyle bir talep olup olmadığı hususunda dahi teyit ya da inkarda bulunmaz, dedi.